Hadi o zaman bir off-stream kamerasız video çekelim abi. Sezon yeni açıldı arkadaşlar. Ayın 11'inde turnuva var. Turnuvaya hazırlanıyordum off-stream. Şöyle Deathblade bir başlangıç attım. 3 level Varus Carry yapalım istedim bir tane. Şeyli. Deathblade civalı. Guinsoo'lu. Aslına bakarsanız civa vermiyoruz. Deathblade, Guinsoo'lu an veriyoruz ama ben civalı da güzel olacağını düşünüyorum. Ve oyunun müzik sesini açalım. Arkadan tıngırdasın. Şimdi amacımız end game'e gitmek ama astral buff'ından da Varus'u üçleyip Varus'la beraber Swift Shot'lı bir comp yapıp end game Varus carry yapmak Swift Shot'lı. İşte Illaoi 3 ol. Illaoi 3 yaparız, Varus 3 yaparız. Illaoi'nin yanına bir tane şey koyarız. Adını siz getirin. Ezreal koyarız. Falan filan iki salla bir bağla takılacağız bakalım. Şimdi öncelikle lose almamız kötü değil aslında. Küçük lose alıyoruz. Sıralamamız ne kadar aşağı olursa o kadar iyi. Çünkü Guinsoo için attack speed ve aşırı büyük sopa lazım. Guinsoo vermeyince Varus'un eli kalkmıyor. Öyle bir hero. Oyun prizmatik kart attı herkese. Ben prizmatik kartlardan 2 level değildim ama Allah'a şükür. Prizmatik kartlardan Living Force aldım. Bu item arkadaşlar her 10 roundda bir bize bir Ornn eşyası veriyor. Mesela bize bunu verdi. 10 tur sonra yani kurtlarda bir tane daha verecek. Ejderi görebilirsek ejderi de bir tane daha verecek. Kalın loose'lar yemeye devam. Oh pardon. Böyle bir kahvemi yudumlayayım. Aslında şu arkamdaki sarı ışığı açabilirim. Güzel de bir görüntü olabilir. 94 can kalmış. Ezreal. Buraya level bastığımızda bir tane Bruiser düşeriz abi. Burada level almaktansa gold'a çıkmak daha mantıklı. Şöyle gold'a çıkalım. Zaten level alsak ne gelecek ne gidecek de işimize yarayacak. O da var. Şöyle yapalım. Böyle de arkadaki sarı ışığı açınca kamera mavimsi oluyor. Şimdi adamda Rage Wing Crown var. Guinsoo Gunblade artı Swain artı Rage Wing. O Rage Wing'in yanında verdiği eşya çok iyiymiş ya Guinsoo. Allah'tan bizde şey var da Blitzcrank'in kolu var da köşeden aldık çocuğu. Ama yenilirsek güzel olur tabi buraya. Yenmeyelim. Dedim ama çocuğun şeyini çektik. Birisini çektiğimiz için yendik. Bu da yenerse okey ikinci açılıyoruz. Not bad. Not bad. Şimdi bize Guinsoo lazım. Guinsoo için attack speed var. 3 kostluk ya da aşırı büyük sopa var. En kötü hiçbir şey bulamazsam Negatron pelerini alacağım. Attack speed kalırsa güzel olur. Direkt alırız. Çok güzel oldu. Hem 3 gold hem de attack speed. Bu da yeni Yasuo'muz arkadaşlar. Bu Yasuo'yu şeyle alıyorsunuz. RP ile alıyorsunuz. Bunun Dragon Lancer skinini yumurtadan çıkartıyorsunuz. Bayağı bir yumurta almanız gerekiyor. Benim param yetmediği için alamadım. Bunu da zaten bana bir tane izleyicim sağ olsun hediye etti. Yoksa yani buna verecek para bende yok agam. Onu bitirsizlere veriyor. Aga be. Off streamken bile sallayabiliyorum insanlara. Çok iyiyim onu. Şimdi burada ne yapacağız? Burada speed kalacak. Aşırı büyük sopa düşürmeyi umacağız. Win almamız kötü oldu aslında. Bu adam Mirage mi gidecek? Olabilir. Ya bu el Zayak Carry de oynar aslında da. Ben nedense bir Varus'a hallendim. Bakalım Varus kanserlerse Zayak'a da gidebiliriz. Buraya Shen ultisi lazım. Açtı Shen ultisini. Harika dodge'uyor. Güzel abi. 2000 streak oldu. Çok şu soru işareti çok toksik değil mi ya? Nasıl toksik değil de çok tatlı. Bayağı iyi.
Biz de Astral'i ilk turdan açtık. Bundan sonraki turda, yani şu turda bize Astral Lord'dan bir 2-3 gold atması gerekiyor. Varus. Ulan şeytan diyor, bas D'ye. Bul Varus'u. Zınk. Ananı be. Ananı avradını be. Of diyorum kayınço. Çok iyi hamleydi bu arada. Çok rahat, çok profesyonel. Varus 2 güzel. Şeytan diyor, şuradan da bir win aldın. Bu gelirse yenemeyebilirim. O gelmedi. Bunu yeneriz herhalde ya. 2 level Varus var. Boru değil ya, taşısın. Bir de köşeden Rocket El var. Bu sette mesela Blitzcrank faktörü olmadığı için Thresh'lere çok dikkat etmiyor insanlar. Köşeye dizilme çok oluyor. Mesela ben de köşede tutuyorum mesela Varus'u. Çünkü Bodyguard gibi bir buff olmadığı için gardiyan daha az tercih ediliyor. Aslında dikkat etmek lazım. Ya. Bak adamın şeyini, kerisini gafil avladık. Şimdi burada Skarner yerine şey koysam, bunu koysam, bu ne? Nami. Nami koysam yere de bir tane, oo. Neler oluyor? Bugün yemin ediyorum 10 saat yayın yaptık arkadaşlar. Ranked'ların gelmesi sebebine. 10 saat demeyeyim, abartı oldu. 7 saat falan yayın yaptım. Şu an off stream'im. 7 saatlik yayında Silver 1'dim. Gold 4'e çıktım, bıraktım. O kadar rezalet maçlar geldi ki. Şu an herhalde kayda girdim diye oyun torpil geçiyor. Girdiğim ve attığım en şey oyundayım şu anda. High roll. Gerçekten bugün böyle bir oyun yaşamadım yani daha. Burada Tilt Claws yapıp üstünden alabilirim eldiveni eğer civa vermek istemezsem. Winso geldi. Winso'muzu verelim. Şunları satalım. Bunu da satalım. Bu kalsın. Sylas bulursam eğer Skarner'ın yerine Nami, yere de level basıp Sylas düşebilirim. Aynen böyle. Oğlum bugün... Allah Allah. Allah Allah. Tövbeler olsun. Tövbeler. Peki burada Thief Claws yapmadım mı? Şey diyeyim mi? 16 gold. Yaptık ya akalar. Bastık level 10 golduz ama bütün board 2 level, kaybetmez herhalde bu board. Win streak istiyorum. Let's go, getir ona mı buraya? Buna da bir tane Runoan vereceğiz. Tolga Ventimenti bitti gitti, hadi la. Hayır olsun. İnşallah turnuvada da böyle rolleriz. Şu an attı yani el bize. Gerçekten el attı bize arkadaşlar. Demek ki off stream oynamak gerekiyor. Bu arada bir tane de az önce off stream bir maça daha girdim. Onda da Zayah Carry oynadım off stream olarak. Onda da birinci oldum. Şimdi burada 1, 2, 3 karakterimizde eşya var ve 3 karakterimizde güzel karakterler. Sylas aşırı tank. Vladimir aynı şekilde. Kerim'iz zaten Varus. Burada Cybernetic Uplink bana güzel geldi gözüme. Rol de atabiliriz. Rol atıp mesela bir Swift Shot bulabiliriz. Ya da bir Tempest Emblem falan bulabiliriz ama ben rol hakkımı sonuncuya harcamak istiyorum. Çünkü son turdan da eğer Siber şey atarsa, prizmatik kart atarsa, kötü bir prizmatiği harcamak istemiyorum abi. Kötü bir prizmatikle oynamak istemiyorum oyunu. Şimdi hangi şeyleri kullanacağız? Vlad'ın yerine Illo'yu girecek. Nami kalacak. O kadar. Illo'yu level bastım. Ornn. Nami. 8'de de Lulu. Yani 4 Bruiser, 3 Mage. 3 Mage olmuyor pardon. 4 Bruiser, 2 Tempest, 2 Swift Shot diye gidecek el. Duruma göre istersek 4 Bruiser bozarız. Sylas'tan falan vazgeçip başka yollar da arayabiliriz kendimize. Şu kesmesin ama arka bench'i. Evet, parçalayın onu. Şeyi merak ettim mesela. Az önce Vladimir Hook'u niye geç attı? Mesela adamın Qiyana'sını çekti yanlış görmediysem, değil mi? Qiyana mıydı o? Evet. Arkadan Qiyana'yı çekti.
Niye öyle oldu acaba? Bunlar kalsın elimizde. D'ye basalım bir tane ya. Zaten gold gelecek buradan. Aynen. Şu iki level olsun. Önemli karakter. Vladimir'in yerine bunu koysam level basıp şey düşeceğiz. Ama şimdilik Vladimir daha iyi tabii ki. Allah Allah. Kiminle oynadık az önce? Fizz Open. Bakalım. Evet, Kiana'yı çekti. Şunu çekmedi. Niye öyle oldu? Niye Hook'u direkt atmadı da sonraki Assassin'a bekletti? Bug mı acaba? Kanka sen getir o Sivayne'i buraya. Sen o Sivayne'i bir getir buraya bakalım. Bu bizi yener bu arada arkadaşlar. 6 Rage Mix Sivayne bizi parçalar. Sırf şu roket kolak yeniliyor çocuk. Güzel bar atıyoruz. Bir an önce 50 gold üstüne çıkmam gerekiyor benim. Bir an önce. Evet. Buradan ne istiyoruz biz? Runaan için atak speed istiyoruz. Bu el çok güzel Zayah Carry'de oynar bu arada arkadaşlar. 6-8 levelde Shyvana'lı bir Zayah Carry. Ama benim istediğim şey Varus Carry istiyorum ben. Runaan için Negatron pelerini alalım. En kötü civa yaparız dediğim gibi. Hiçbir şey bulamazsak. Ama Runaan'ı yapmak istiyorum. Yakışıyor. Bayağı yakışıyor. Bir de direct eşyaların yüksek vurdurma gelirse çok daha iyi oluyor. Burada geçici olarak bunun yerine bunu koyabilirim. Çünkü build buff'ından %10 atak speed veriyor Twitch bizim takımımıza. %90 atak speed'i var. Size 0.8. 0.7 atak speed artıyor. Artı şöyle de bir şey var. Twitch'in ultisi armor kırdığı için sanki elimizde Last Whisper, aynen Last Whisper varmış gibi bir efekt de yaratıyor. Şöyle yaptım, şunu çektim. Ver. Ah be ama getir o korkuyu buraya bakayım. Gene güzel oldu. Bak şu bug'ı düzeltmeleri lazım. Varus'un ulti attığı karakter ulti havadayken ölünce Varus'un ultisi havada yok oluyor. Devam etmiyor arka bench'e geçmeye. Ama bence devam etmeli abi. Ben devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Pelerini her türlü senin değil mi? Deriyim. Zaten magnetim var. Gerekirse magneti kullanırız. Şimdi kurtlarda bir tane daha şey yap, eşya alacağız daha. Orun eşyası. Aslında vermemeliydim Negatron pelerini. Hata ettim. Şimdi kafası geliyor. Kurtlarda zaten bir tane daha Orun eşyası gelecek. Magnet atardık. Ama şey yapardık. Adını siz getirin. Belki üçlü kuvvet atacak. Ne belli. Belki anama küfür var. Nereden bileceğim? Sylas. Bu tur Sylas'ı geriye alsak mı ya? Kullanamayız Chalice'ı. Shen'i ortadan alırsam frontline'ımız süresi gider. Yok. En sol. En sol. O zaman bir anda böyle yaptım. Çektim köşeden. Ver o Sivayne'i bakayım bana. Olaf mı var bunda? Pardon, Olaf var. Tamam, Olaf'ın direkt karşısındayız. Çok daha iyi. Olaf'a vuracağız direkt. Güzel, çok güzel bir şekilde 8 win streak attık. Değil mi? Atarız değil mi? Atarız atarız. Varus taşır. 2 level Varus boru mu? Varus'a Guinsoo verdiğin zaman karakter bir güçleniyor. Ama Guinsoo'su olmazsa Varus'ta yıkık damage atıyor böyle yıkık. Nice hocam. Asildar. Şöyle yaptık. Yere Qiyana düştük desek level basıp. Varus 3, 3 isteyeceğiz. Varus 3'ü 8'de rolleriz desek. Tahsildar'ı kime veririm? Varus'a verir miyim? Varus'a vermek worth değil ya. Tahsildar'ın altındaki statlar o kadar güzel değil. Runaan. Cavalier Amplem. Qiyana 2. Qiyana. Yani Ezreal'a vereceğiz gibi duruyor şu an için. Nami'yi de alalım.
Buraya Ornn lazım şimdi. Yani Ezreal'a vereceğiz, evet. Okey. Köşede Swain var. Verdin o Swain'i bana. Bu da olur. Aslında rollemeye devam etsek 2 tura üçlerim gibi ya. Varus'u çok yakınız üçlemeye çünkü. Tahsildarımız da var ya, dur bakalım tahsildardan birazcık gold alabilirsek. Bu arada 10 tur sonra yani Ejder'de bir eşya daha alacağız, Ornn eşyası arkadaşlar. Yani Living Forge, Living Forge aslında çok iyi bir item end game için. Tabi birazcık end game'e gidebilecek bir eliniz olması gerekiyor. Biz bu el bayağı high roll'lük ya, bu el. Günün geçirdiğim en iyi, hatta bir dakika ya, nerede o? Ah! Dur. Bugün attığım maçlar, şuna bakın. Gold 4 81 puanmışım sol üstte. Kaç tane maç atmışız? Net en iyi geçirdiğim maç şu anki. Ver abi. Oğlum çok çok iyi geliyor lan. Getir spatulayı bakalım. Şöyle bir fon yapalım. Draven Axe olsaydı kullanacaktım. Ve şunu mu düşüyoruz? Şöyle yapalım bu roundluk burayı. Nami'yi satalım. Nami demişim. O sattığım şey neyse artık. Buraya Ornn lazım. Bu tur kullanalım abi zekiyi arkada. Şöyle dursun bir el. Siphon. Şu tarafa dizilelim bu el. Eğer Siphon gelirse, çünkü uzak kalmamız lazım Siphon'den. Dibine dizilirsek bizi parçalayabilir. Şöyle dizilip şunu şuraya alıp şunu da şöyle. Sonuncuyu alamadım. Ama güzel, ver o Nami'yi. Nami. Ama buraya çeksek daha iyiydi. Buradan range'imiz yetmeyebilir. Yetiyor mu range oraya? Bak Varus vurmuyor mesela Nami'ye. Ulti attı Nami'si adamın. Allah'tan. Şu an bizdeki board arkadaşlar, rakipte olsa muhtemelen söverdim. Yani şu kadar maçta kaç maç atmışım? 3, 6, 9, 12, 15 maç atmışım. Normalde bu kadar atmıyorum. Günde 7 maç atıp bırakıyorum arkadaşlar bu arada. 15 maç attım. Sırf şeyden dolayı, o da işte turnuva var. Hani turnuvada şey olmayalım, kepaze olmayalım, düşman güldürmeyelim. Hani tek Türkiye'den katılan insanız. Güzel bir sonuç alalım diye bu kadar maç atıyorum. 15-16 maçta oynadığım en iyi elo oynuyorum şu anda. Net. Bu gelmesin. Ah, lan bununla oynamadık ki daha. O yüzden sağ tarafa diziledik. Niye bu tarafa geçtik? Neyse, Swain'i aldık abi. Shen ulti atmadan öldürür müyüz o Swain'i? Yapma. Gitti mi burada streak? Yok, gitmedi. Tamam, güzel. Siphon big troll attı ya. Nereye kaydın oğlum? Ha, ilk kez tahsillerden gold aldım. İkinciyi de aldım. Burada Varus'u üçleyelim mi? Dışarıdaki Varus sayısına bir bakalım. Serice. Yok, yok, yok. Yok, 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 yok. Tamam, Varus'u üçlüyoruz abi 7 levelde. Muhtemelen Astral'den 2 kez D'ye bassam üçlenir diye düşünüyorum da. Bizim Morello'ya ihtiyacımız var. Şu dev kemeri şeyi istiyorum, Ornn'u kalırsa. O da mı kalıyor? Yok, kalmadı, aldı. Yok, kaldı. Allah Allah. Bugün neymiş böyle? Bugün bu el neymiş böyle ya? Aa, hep off screen mi oynasam ya? Turnuvada yayın açmasam mı? Bak 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 bak, bak. Neler geliyor bak. Bu da... Kiana'yı bir salayım. Çabuk 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 çabuk. Çek, çek köşeden. Bu çocuk var ya. Bize ağır tilt değil. Bu çocuk yemin ediyorum bizim yüzümüzden klavyeyi kıracak.
Abi çok samimi söylüyorum, bu çocuk bizim yüzümüzden klavye kıracak ya. Böyle bir şey olamaz ya. Çocuk nereye koysa çektik, nereye koysa çektik ya. Ana. Burada Ezreal yerine Zayah koyup yere Lee Sin düşebiliriz ya da yere Zoe atabiliriz. Tempest Avuşin. Şu Varus'u bir üçleyelim. Ha. Şimdi serice bir levele geçelim. Burada direkt level basıp yere düşebilirim. Mage. Mage elimde yok. O zaman ne düşebilirim? Böyle yapabiliriz. Bunu yapalım. Bunu yapalım. Neden yapalım? Çünkü full item çıkartırım ben şeyi. Zayah'ı buradan alacağımız eşyalarla. Şunu kime verelim? Bunu hiçbir önemi yok da yalandan Lee Sin'e verelim. Aslında Namide 3'e gidiyor ya. Namide 3'e gittiği için Sylas'tan T-Close'u alıp Nami'ye verebilirim. Ama frontline'a da eşya yakışıyor. Ne istiyoruz buradan? Bir kere bir tane aşırı büyük sopa %100 olacak. Dev katili hoş. Bak müthiş yapıyor eşyalarını ama Morello mu olmuyor? Morello istiyoruz. Aşırı büyük sopa, Morello, Runaan, Atak Speed'le de Last Whisper. Bunu alıyorum. Take out. Ver. Bir dakika. Last Whisper. Morello. Aman Runaan Morello. Titan mı LV mi? LV daha iyi. Şöyle yapabiliriz. Oo, Double Runaan. Double Runaan yapalım. Çok daha iyi. Zayah'ın tüyleri Runaan'la proklanıyor. Zaten main carry'im şey. Varus direkt 9 rush atarız. Şimdi buraya level basıp 3 şeyi açmamız gerekiyor. Nasıl açıyorum abi burada? Üç Rage Wing'i. Açamıyorum. Level basmam gerekiyor. Peki D'ye basıp ikilesem mi şunu? Gerek yok bence ya D'ye basmaya onun için. Şuradaki Asas'tan katsaydım keşke. Asas geldi. Bir tanesi geldi. En azından şu en uzak noktada. Şen'in konumu çok kötü olmuş bizim. Onu bir düzeltelim. Bir gold. İki gold. 3 gold. Nice. Okey, direkt 9 rush atalım burada. Zayah 2 istiyorum aslında. Bayağı güçlü unit de. Elim zaten kafi ya. Yeterli. Aha. Dur. Bak. Bu güzel unit ya. Bir saniye. Şimdi buraya level basıp ne düşeriz? 3 astral açamayız. Şunu sal. Zayah 2 yapacağız. Level basıp Hecarim yerine Swain düşeceğiz. Ya da Hecarim kalmaya devam edeceğiz. Level basıp Nico düşeceğiz. O daha mantıklı. Tamam. Varus artı Zayah carry. Şurada Varus'u ikilemek istiyor muyum? Swain bulamayız zaten muhtemelen. Dışarıda Swain bulduğunuz kaldığını sanmıyorum. Nico. Şu Zayah'ı bir ikileyeyim ben ya. Kral. Eyvallah. Geç olsun, güç olmasın desek. Asas gelebilir. Böyle geçip şunu ortaya alalım.
Şunu saldım, bunu saldım. Burada level basacağız, yere Niko düşeceğiz. Yasuo ile işim yok, okey. Ya gold'u biraz fazla harcadık da tahsildarım olduğu için pek bir önemi olduğunu sanmıyorum. Bir de yani bu ele gold mold önemi yok ya. Biz şu an herhalde Asas harcıyı kimse yıkamaz bizi. Asas da yorarız. Gerçekten yorarız Asas da. Bakayım Asas'a. 3 level Diana, 5 Cavalier. Bütün board'u en arkaya çektiğimde onu yenerim bence. Bakalım. Kara el işime yarayabilir burada. Aynen. Kara şeklinde bir yer. Asas'ın kirisini kaldırmaya çalışırız derken o aldı. O zaman Ionix mi alıyoruz? Gargoyle'in bir önemi var mı? Bence Gargoyle'in bir önemi yok ya. Ionix alalım. Tek frontline oynamıyorum. En azından Ionix'le bir çare indiririz, bir şey olur. Asas gelebilir ya da bunlar gelebilir. Ben Asas gelebilir diye şunları geriye çekmek istiyorum ya. Kapan pençe. Cevap veriyorum. Asas geldi de neyi kaldıracaksın? Varus'umu kaldırdı. Varus'u kaldırmasının ben pek bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Asaslar benim o çarlara dalmasın kafi abi. İstediği kadar kaldırsın Varus'u. Milyon tane keri var bordta. Bir tane keri yok ki. Her bordtaki her çar keri şu anda bizim. Shyvana keri, Varus keri, Zaya keri, Orm bile keri anasını satayım. Ama riske atmayalım. Şeyi bulursak, Nunu görürsek bloklayalım. 3'e gidiyorsun değil mi sen Nunu'ya? Yok. Bunu bloğa gerek yok. Okey. Hecarim tutarız. Da var zaten. Bunu ikileyelim. Level basıp bunu düşeriz. Level basıp Niko düştüm de zaten muhtemelen kazanacağız maçı. Çünkü şunları öne çekebilirim. Bu arkada kalsın yine. Önemli değil. Şimdi. Daha Asas var. Yeni oynadık. Bunun şeyi çekelim. Şu çarı çekelim köşeden. Bunları buraya alalım. Şöyle yapalım. Seni getir bakalım oradan sen onu ya. Hazır yeni üşlemişsin. Ya yemin ediyorum adam var ya. Deli gibi küfür etmiyorsa bana hiçbir şey bilmiyorum ya. Hazır yeni üşlemişsin. Getir bakalım onun bir tadına. Çok iyi ya. Blitzcrank'in kolunun yarattığı pressure. Kafayı yersin abi. Adam 3 level şeyi kaç vurmuş? 125 vurmuş işlemesi beni. Oh, yarıldım ya. Ne diyorsun? Ne diyorsun? İki tarafı da çekiyoruz artık. Ne diyorsun sen? Şu board'un bir hikayesini atmak istiyorum bu arada ya. Off stream atılan maç diye. Instagram'a. Atmış gold. Direkt basalım neler. Şu board'a baksana. Nasıl yenilebilir ki bu board? Yenilemez. Mümkünatı yok. bir saniye. Niko'yu şöyle mi konumlandıracağız? Shen'i ortaya alsak, baş meleği Niko'ya versek, board'un bir de hikayesini çekelim. Ya bunu telefondan niye çekiyoruz? Şöyle çekebiliriz. Ya ben adamın bize karşı herhangi bir şansı olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Mage, Asol falan olsa olsa da iş yapmaz. Yine mümkün değil. Hiçbir şekilde mümkün değil. İkisi birden öldü. GG. Bu maçı da YouTube'dan izleyen karşınıza teşekkür ederim. Çok güzel bir Varus carry kompozisyonu. Siz gittiğinizde muhtemelen bu kadar şanslı olmayacaksınız. Çünkü biz artık yani bu
Gerçekten bugün attığım maçlarda ekmek banıp dibine sıyırdığım bir maç oldu. Umarım sizin maçlarınız da böyle keyifli geçer. Her gün Instagram'dan arkadaşlar Sekkedi'nin OP komplarını paylaşıyoruz. Şöyle ufacıktan göstereyim size. Gitmeden, yayını kapatmadan, kaydı durdurmadan. Arkadaşlar profilimize girdiğiniz zaman burada Sekkedi kompları diye bir sekme var. Burada Meta'nın OP komplarını paylaşıyoruz. Bir de şu üçüncü sekmede bazı çarlar ve hangi çarların hangi eşyaları taşıdığı var. Bunları ben her peşte güncelleyeceğim. Bilginiz olsun. Takip ederseniz size fayda sağlayacağını düşünüyorum. Öpücükler, sevgiler efendim.